Domitian, kardeşi Titus'tan sonra Roma İmparatoru olmuştur. Roma tahtında 81 ile 96 yılları arasında hüküm sürmüştür. Domitian, 51 yılında doğmuş ve 96 yılında hayatını kaybetmiştir. Titus Flavius Domitianus, gelecekteki İmparator Vespasian ve Flavia Domitilia'nın ikinci oğluydu. Milattan sonra 69 yılındaki İmparatorluk tacı üzerindeki iç savaş sırasında Domitian Roma'da zarar görmeden kaldı. Ancak 18 Aralık'ta amcası Flavius Sabinus'la başkente sığındı ve Kapitol'de Vitellius taraftarları tarafından basıldığında saklanmak yerine buradan kaçtı. 2 gün sonra babasının destekçilerinin Roma'ya girişinde selamlandı ve gelecek yıl pretör oldu. Petilius Cerialis'in Rhineland'daki baskıcı askeri harekatını kendi başına bir zafer harekatına dönüştürmeye çalıştı. Bu ve diğer aşırılıklar için babasının milattan sonra 70 sonbaharında Roma'ya vardığında babasının affını talep ettiği söylenmiştir. Ancak Domitian imparatorluk prensi sayıldı ve Vespasian'ın yaşamı boyunca 6 kez konsüllük yaptı. Sonunda oğlu olmayan ve Domitian'dan 11 yaş büyük olan kardeşi Titus'un yerini alacağı kabul edildi. 79 yılının Haziran ayında Vespasian'ın ölümü üzerine Domitian, Titus'un Vespasian'ın yönetiminde aldığı pozisyonun aynısını özellikle tribün gücü ve bir çeşit imperium unvanı almayı bekliyordu. Bunlara izin verilmedi ve Domitian açıkça kardeşine düşman oldu ve 13 Eylül 81 yılında meydana gelen Titus'un ölümünü hızlandırdığı iddia edildi. İmparator olarak Domitian aristokrasiden nefret ediyordu. Nitekim Roma ve eyaletteki yargıçlar üzerindeki sıkı denetimi Suetonius'un övgüsünü kazandı. İmparatorluğunda hem serbest bırakılmış adamları hem de şövalyeleri kullandı. Bazıları ölümünden sonra görevlerinde kaldı ve senatörler de dahil olmak üzere yakın danışmanlarından oluşan konsorsiyumu emsallerine göre herhangi bir sapma içermiyordu. Mevzuatta sert davrandı ve kendisinin alışık olmadığı kötülükleri engellemeye çalıştığı için kınamaya maruz kaldı. Askeri ve dış politikası aynı şekilde başarılı değildi. Domitian, Claudius'tan beri şahsen sefer yapan ilk imparatordu. Hem İngiltere'de hem de Almanya'da ilerlemeler Romalılar tarafından saltanatının başlarında yapıldı. Ve Rentun arası güçlendirilmiş hat inşası Domitian'a diğer imparatorlardan daha fazlasını borçludur. Ancak İskoçya'daki konsolidasyona göre Domitian'ın hiçbir zaman tam olarak tatmin edici bir çözüme ulaşmadığı ve daha da kötüsü iki lejyon ve diğer birçok askeri kaybettiği Tuna Nehri üzerindeki ciddi savaşlar popülaritesini azalttı. Bu durum Tacitus tarafından bile komutanlarının gevşekliği veya aceleciliğinden kaynaklandığını kabul edilmesine rağmen Roma'da bu olay Domitian'a karşı yıpratma politikasıydı. Ancak bu durum milattan sonra 84 yılında maaşını akıllıca 3'te 1 oranında arttırdığı orduyla olan popülaritesini etkilemedi. Asıl mesele kendi anayasal ve törensel konumuydu. Babasının sık sık konsüllük tutma politikasını sürdürdü. 85 yılında sensör oldu ve bunun sonucunda senato üyeliği ve genel davranış üzerinde kontrol sahibi oldu. Senato'da zafer kıyafeti giymişti ve Yunan modelinde 4 yıllık oyuna Yunan kıyafeti ve altın bir taç giyerek başkanlık etti. Yargıç arkadaşları tanrıların kuklaları arasında kendi kuklasını taşıyan taçlar taktı. Suetonius'a göre büyük bir suç kaynağı olarak gördüğü Domitian'ın kendisine efendi ve tanrı olarak hitap edilmesini istemesindeki ısrarıdır. 84 yılında
kuzeni Flavius Sabinus'un idam edilmesi anlık bir olaydı. Ancak 87 yılında daha genel bir sorun olduğuna dair ipuçları ortaya çıktı. Kriz 1 Ocak 89 yılında Yukarı Almanya valisi Antonius Saturninus'un isyanıyla geldi. Bu isyan aşağı Alman ordusu tarafından bastırıldı. Ancak bunu bir dizi infaz izledi ve daha sonra Majestalar Yasası senatörlere karşı serbestçe kullanıldı. Majestalar Yasası tam olarak vatana ihaneti kapsıyordu. 93 ile 96 yılları şimdiye kadar Roma'da emsalsiz bir terör dönemi olarak görülüyordu. Domitian'ın muhalifleri arasında bir grup doktriner senatör Tacitus ve Fili'nin arkadaşları vardı. Ve aynı adı taşıyan babası Vespasian tarafından idam edilmiş olan genç Helvidius Priscus bunlara başkanlık ediyordu. Stoacı görüşleri muhtemelen Domitian'ın filozofları iki kez Roma'dan kovmasının sebebiydi. Saltanatı sırasında en az 12 eski konsül idam edildi. Zalimliği saltanatında açgözlülükten daha erken geldi. Ancak olaylar sonunda kurbanlarının mallarına düzenli olarak el koydu. İnşaat programı yavaş işliyordu. Roma yeni bir forum ve diğer birçok çalışmayla güçlendirilmeye çalışıldı. Bu çalışmalardan sonra Domitian'ın Palentin'deki yeni evi ve Alban Dağı'ndaki geniş villası yapıldı. Bu arada artan ordu maaşı tekrar eden bir maliyetti. 95 yılında kuzeni Flavius Clemens'in infazı en yakın arkadaşlarını kimsenin güvende olmadığına ikna etti. 18 Eylül 96 yılında öldürülmesine neden olan komplo, iki Pretoria valisi, çeşitli saray yetkilileri ve imparatorun eşi Domitia Longina tarafından yönetildi. Bir anda hükümeti devralan Nerva belli ki gizli kalmış olmalıydı. Senato Domitia'nın ölümünden çok memnun kaldı ve yaptıkları kınandı. Ancak ordu bunu kötü bir şekilde kabul etti. Ertesi yıl sorumluların cezalandırılmasında ısrar ettiler. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.